Ve gündemimizdeki bir diğer isim Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili. Hatırlayın, pazar günü Sözcü Televizyonu yayınına katılmıştı ve orada kullandığı bir ifade kamuoyunda çok büyük tepki çekti. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile bizim dostumuz ifadeleri. Bir dakika, ne oluyor? AKP milletvekili aileyi korumaya mı çalışıyor? Bir şeyler biliyor, hani işte Naren'in ölümüyle ilgili, ama aileyi korumak adına bunu mu saklıyor diye formüle edilerek büyük tepki aldı. Ve ondan sonra da ki Sözcü Televizyonu'nda açıklamaları hiçbir yorum yapılmadan haberleştirildi o günde. Onu da bir kez daha belirteyim. Ve son olarak yine bu sabah gündemden hiç düşmeyince Sözcü TV'ye bir kez daha kendisine ulaştı Mehmet Bal. Birazdan kendisine döneceğim. Ve orada da yani artık siyaseti bırakmayı düşünüyorum gibi bir ifade kullandı. Biz sonra bunu haberleştirdik. Fakat ikinci bir açıklama yaptı Galip Ensarioğlu ve şöyle bir tweet attı X hesabından. Siyaseti bırakma gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Bu sayede ülkeme ve milletime hizmet verme durumum, kararlılığım artarak devam etmektedir. Yoluma emin adımlarla devam etmek ve halkımızın güvenini boşa çıkarmak için tüm enerjimi bu yolda harcayacağım. Günlerdir yaptıklarınız kirli oyunlarla, organize linç saldırılarıyla, kastetmediğim her türlü yalan ve iftiralarla dolu itibarsızlaştırma çabalarınızla beni yolumdan ve davamdan vazgeçirebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar açık bir şekilde çalışıyorsunuz bu yaşananlarla bir kez daha gösterdiniz. Beklemediğim pişmanlık ve sorumluluk almak yerine iftiralarla ve çarpışmalarla halkımızı yanıltmaya devam etmeye devam ediyor. Ancak halkın bu manipülasyoncu davranışlarının farkındalığının varlığını ve orada olduğunu görüyor, mücadeleme olan inancımı daha da arttırıyor. Tüm bu destek süreci ve anlayışları için herkese teşekkür ederim, saygılarımla diyor Galip Ensarioğlu. Şimdi Mehmet Bal'a gitmeden önce o zaman bir bakalım bugünkü röportajda Galip Ensarioğlu neler söyledi. Vicdanımızdan utandığımız bir andayız. Bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var dedi Sözcü Televizyonu'nda. Küçük Narin'in soru işaretleriyle dolu cinayetinin ardından söylediği sözler kamuoyunda çok tartışıldı. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu yeni ve son olarak adlandırdığı açıklamalarını yine Sözcü Televizyonu'na yaptı. Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum dedi. Geçtiğimiz günlerde Sözcü Televizyonu'na yaptığınız açıklamaların ardından önemli bir tartışma konusu oldu. O da sizlerin kurduğu cümleyle ilgiliydi Sayın Ensarioğlu. Birçok şeyi bildiğinizi ama susmanız gerektiğini, aileyi tanıdığınızı söylediniz ve tartışmalar bunun ardından başladı. Şu geldiğimiz aşamada bu tartışmalarla birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır şimdi ama soru böyle. Kim yapmış olabilir? Diyorum ki şimdi bizim de hani kendimize tahminlerimiz, bilip bilmediğimiz şeyler var. Ancak onu yarının gündeminde gizli kararı almış. Soruşturmada da çok ciddi bir mesafe kat edilmiş. Bir iki otopsi raporları geldikten sonra hani yetkililer çıkar konuşur. Onun için yani konuşmamak gerekir. O bildiğimiz şeyler var, konuşmamak gerekir'e döndür. Sayın Ensarioğlu, şu anda anlattıklarınız çerçevesinde aslında Narin cinayetiyle ilgili bilgiye sahip olmadınız. Ancak tahminde bulunduğunuz anlaşılıyor. Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Efendim, Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Birçok bilgiye sahip olduklarını, o yüzden de bu konuyla ilgili olarak konuşmayacağını dile getirdi. Siz de daha önce bilgiye sahip olduğunuzu söylemiştiniz. Peki ne biliniyor bu aşamada? Şimdi soruşturma aşamasında ifadeler vardı, şeyler vardı. İşte bunlar hepsi konuşuldu artık. İfadeler de mahkeme tutanaklarına geçtiği için zaten ifşa oldu bu bildiğimiz şeyler. Yani onun ötesinde bildiğimiz bir şey yok zaten. Ensarioğlu, Ankara Haber Müdürü Mehmet Bal'ın sorularına yanıt verdi. Sözlerim çarpıtıldı dediği kısmı da sosyal medyadaki bot hesaplar olarak açıkladı. Bir diğer başlık, yine Sözcü Televizyonu'nda aileyi tanıdığınızı dile getirdiniz ve bu yüzden de yorum yapmayacağınızı söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili olarak ne söylersiniz? Aileyi tanıyor musunuz? Muhabiriniz bana soru soruyor. Diyor ki aileyi tanıyor musunuz? Şimdi ben yalan mı söylemem gerekir yani siyasetçiyim diye? Tanıdığım bir aileyi tanımıyor muyum diyeyim? Kızın dedesiyle, yani 15 yıl önce ölmüş dedesiyle benim çok samimi arkadaşlarım vardı kızın dedesiyle. Böylesine vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Ensarioğlu kendine konuşma yasağı getirdi. Siyaseti bırakmayı düşünüyorum dedi. Küfür yiyorum. Yani
Artık ben konuşmak istemiyorum. Kendime yayın yasağı koydum artık. O kadar kötü bir şey oldu ki yani... Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Sözcü televizyonu herhangi bir çarpıtma yapmadı ama siz Sözcü televizyonunun hemen ardından farklı televizyon kanallarında, gazetelerde demeçler verdiniz, çarpıtıldığını söylediniz. Ancak burada bizim yönlendirdiğimiz sorularda da bir çarpıtmanın olmadığını söylüyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK terörlerinin bu işi ciddi bir şekilde yayması... ama bu, sosyal medyada dolaşan bir sürü başıboş insanın da hani yargısız infaz yapması. Ya biz niye siyaset yapıyoruz? Her şeref haysiyetimiz için yapıyoruz diyorum da. Nalet gelsin, bırakayım siyaseti, daim ya. Yani bir müddet dinleneceğim, konuşmayacağım da ondan sonra bakarım. Bismillahirrahmanirrahim. Röportajı yapan Mehmet Bal şimdi karşımda. Ama sonrasında dedi ki, ben dedi siyaseti bırakmayı düşünmüyorum. Aslında hangi siyasetçiden vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum ifadesini duysak herhalde manşete taşırken değil mi bizim şu KC dediğimiz şeylere taşırken istifa etmeyi mi düşünüyor? O istifa kelimesini kullanarak onu manşete taşırız. Herhalde kim olsa öyle yapardı değil mi Mehmet? Şaşırdın mı bu son açıklamaya? Niye böyle yaptı Galip Ensarioğlu ve o röportajın hikayesini biraz anlat istersen bize. Denem aslında senin dediğin gibi röportajın hikayesine geleceğiz. Devamında da bence konuşulması gereken bir soru var. İşin belki de can alıcı kısımları orada olacak. Onu birazdan konuşalım. Hemen röportajın hikayesine gelelim. Bu röportajı yaptıktan sonra evet o senin de dediğin gibi istifa... Biz istifa ettiği ya da edecek istifa sinyalini verildiğini söyledik. Aslında sanırım Türkçe anlayan herkes biraz önceki Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarını dinlediği vakit bizim yazdığımızın aynısını yazar. Vallahi ben artık yoruldum diyor kendisi. Ben şimdi not almışım buraya tekrar bakayım diye. Burada vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Bir, devamında siyaseti bırakayım da kurtulayım ifadeleri. Peki şu da var. Şimdi bizim belli bir süremiz olduğu için haber içerisinde ben ona yer vermedim. Peki siz siyaseti bırakmak istiyorsanız böyle bir düşünceye sahipseniz genel merkezde görüştünüz mü Sayın Ensarioğlu dedim. Bu işi ciddiyete dökmeniz lazım zira. Kendisi henüz bir AKP genel merkeziyle bu konuyla ilgili olarak görüşme olmadığını, inzivaya çekileceğini, sessizliğe bürüneceğini söyledi. Defaatle ardından sordum, bu o zaman bana yaptığınız son açıklama, yani kamuoyuna da yaptığınız son açıklama değil mi dedim. Evet dedi ama dakikalar sonra senin de biraz önce paylaştığın tweet'i attı. Biz neden bu röportaja karar verdik? Ben sabah saatlerinde Sayın Ensarioğlu'nun baktığımızda çarpıtma konusunu geçtiğimiz günlerde Sözcü'ye çıktığında yaptığı açıklamasını defaatle dillendirdiğini, eğer ortada bir çarpıtma varsa direkt olarak nerenin çarpıtıldığını Ensarioğlu'na sormak için aradım ve bu röportajın sonunda da belki de o da kayıtlarımda en az 3 kez de kendisine bu röportajı yayınlayacağımı, son röportajı bizim yaptığımızı kendisine belirttim. Çünkü ilerleyen dakikalarda Ensarioğlu benim röportajımı neden yayınladınız diye bir soru da sorabilir. Çünkü arka arkaya birkaç gündür siyaseten çok ciddi hatalar olarak değerlendirilebilir. İşte can alıcı kısmı da aslında senin burası. Neden? Ben bu röportajı yapmamın üzerinden 1 saat geçti. Biz bu konuyu gündeme taşıdık. Tabii ki Sözcü televizyonu konuyu gündeme taşıyınca sosyal medyada da yine en çok konuşulan konulardan biri oldu Ensarioğlu'nun istifa sinyali vermesi. Ensarioğlu dedi ki ben istifa etmeyeceğim. Haberimizde izledik, istifa edeceğim. Peki o bir saatlik, 1,5 saatlik arada neler oldu? Bence can alıcı kısmı bu. Çünkü genel merkezden mi? Aklıma şu sorular geliyor. Ensarioğlu'nun bu açıklamalarını yapmasının ardından genel merkezden kendisine bir telefon mu gitti? Bunu düşünürsünüz bir gazeteci olarak. Zira Ensarioğlu'nun burada bir istifası, siyaseti bırakacak bir tavra bürünmesi bu siyaseten de AKP'yi, AKP genel merkezinde rahatsız eder. Neden bunu söylüyorum? Çünkü uzun yıllardır siyasetin içinde olan, bölgeyi de çok iyi bilen bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bu kadar basit bir hatanın yapılması aslında benim kafamda da birçok soru işaretinde beraberinde getiriyor Senem. Böyle özetleyebilirim durumu. Yani ve oradaki ifade de evet yani hani
Gerçi Sayın Galip Bey'le Gülünay o röportajı yaptığında biz de haber merkezinde, hatta akşam benim de yayınım vardı, izledik soruları, cevapları. Gülünay'ın sorularında gerçekten hiçbir yönlendirme yok. Tamamen doğrudan en basit haliyle sordu sorularını. Fakat Sözcü Televizyonu dışındaki, ben o gün de yayındaydım çünkü akşam, ben onunla ilgili soruları sorarken de Sözcü Televizyonu'nun yaptığı haberde de, yaptığımız haberlerde de hiçbir şekilde hani bir yönlendirme, bağlamından kopararak bir haberleştirme yoktu. Dolayısıyla sen, ama kaç gündür hani çarpıtıldı. Dolayısıyla kamuoyunda konuşulurken burada hani sanki hani Sözcü TV bu çarpıtmanın bir parçasıymış gibi algılanacağı için de, daha net olması gerektiği için de Galip Ensarioğlu'nun bu şeyi yaptın, bu röportajı yaptın. Ben hani sana dönerken şey dedim ya, hangi siyasetçi olursa olsun vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum cümlesini edip ve üstelik senin az önce anlattığın devamını getirerek sorduğu sorular ve onun cevaplarını, değil mi? Acaba istifa yolunda mı diye değerlendirir Mehmet. Yani biz böyle gördük, yani bu iş böyle. Böyle algılanır yani. Burada herhangi bir şey yok. Dolayısıyla gerçekten kocaman bir soru işareti. X hesabındaki ifadeleri. Hani şunu yapmış olsaydı, onu da ekleyeyim hemen. Yani hani böyle bir ifade kullandım ama kastım bu değildi. Böyle bir açıklama da yapabilirdi. Son derece doğal ve anlaşılır. Yine bir ifadem daha yanlış anlaşıldı diyerek, ama doğrudan suçlamaları kullanarak böyle bir açıklama yapması tabii bize de söyleyecek söz bıraktı. İlerleyen saatler içerisinde Galip Ensarioğlu'ndan yeni bir açıklama daha gelirse ben açıkçası şaşırmam Senem. Çünkü 3 gün önce Sözcü Televizyonu'na yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını söyledi. Bugün benim kendisiyle konuştuğumdaysa Sözcü Televizyonu bunları çarpıtmadı. Bunu yapanlar yurt dışındaki bot hesaplar, PKK sempatizanları ve yargısız infaz yapan sosyal medya kullanıcıları dedi. Asıl sormak istediğim konu buydu. Sohbeti açarken siyasetten ayrılmak istediğini... Evet. Net ifadelerle söyledi. Sen dedin ya, gazeteciler biz bunu böyle anlarız. Bir istifa sinyali olarak anlarız. Hayır, sadece gazeteciler değil. Sokakta sıradan bir vatandaşı çevirseniz, Galip Ensarioğlu bunları dedi deseniz, aa istifa mı ediyormuş diye ben sorar. Bu aslında şaşılacak bir durum diyorum. Çünkü bu kadar tecrübeli bir siyasetçinin bu tarz hatalar yapıyor olması, hata mı yapılıyor acaba yoksa yönlendiriliyor mu sorusunu benim Ankara'da bir gazeteci olarak aklıma getiriyor. Kirli oyun ifadeleri var. Evet. Malumunuz zaten Türkiye'de son yıllarda ne olursa insanlar kendilerini aklamak adına karşılarındaki tarafın kirli oyunlar yaptığını söylüyor. Bir savunma psikolojisi gibi. Tabii bu da dikkat çekici. Göreceğiz Galip Ensarioğlu İlerleyen saatlerde açıklama yapacak mı? Halbuki bizim sohbetimizde yaptığımız röportajla, evet, kendisine defaatle dile getirdiğim bunu yayınlayacağımız söylememe rağmen siz de duydunuz ifadeleri tersi yönde bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu da tabii soru işaretlerini oluşturuyor benim kafamda. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa teşekkür edeceğim Mehmet. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tamam, çok sağ ol.